Günaydınlar herkese. Güzel bir Hong Kong sabahından kısa bir video atmak istedim. Özellikle son günlerde bu ay içerisinde yani Mayıs ayı içerisinde Türkiye'den birçok hem müşterim hem arkadaşlarım, dostlarım Çin seyahatleri yapmaya yönelik bir takım talepleri oldu. Tabi burada hala vize alınması kaynaklı sorunlar var. Bu konuda biraz açıklık getirmek istedim. Özellikle iş insanlarına yönelik bir yardım olabilmesi için. Şimdi biliyorsunuz hala daha Türkiye'den, Türkiye orijinli olarak Çin'e turistik olarak gelmek neredeyse imkansız. Belki turlarla falan belli programlar dahilinde gelinebiliyor ama bireysel olarak turistik vize alımı henüz mümkün değil. Halbuki Çin bütün dünyada birçok ülkeye şu anda 15 günlük vizesiz turistik seyahatlere imkan tanıyan olanaklar sağlıyor. Ama ülkemiz bu konuda hala sanırım politik durumlardan dolayı bir takım ilerlemeler kaydedemedi. Tabii bu iş hayatına da yansıyor. İş hayatında Uzak Doğu ile iş yapmak isteyen, Çin'le iş yapmak isteyen ve buralara gelip iş geliştirmek isteyen insanlar için de ciddi bir engel teşkil ediyor. Eğer daha önceden yakın zamanlarda pasaportunuzda bir Çin vizesi yoksa ya da hiç gelmemişseniz, ilk kez gelecekseniz Çin'e vize, business vize alırken hala daha devlet onaylı davetiye QR kodlu, barkodlu davetiye Türkiye'deki Çin konsolosluklarından talep ediliyor. Bunun tartışmasına girmeye gerek yok çünkü şu anki konjonktür böyle, istekler bu yönde. Bunu nasıl çözebilirsiniz? Bu konuda ben size bu videoda bir çözüm önermek istedim. Tabii videolarımı beğeniyorsanız lütfen bir yorum ve altına küçük de olsa bir yorum yaparsanız algoritmalar açısından da çok iyi olur ve kanalıma abone olabilirsiniz. Çok da memnun olurum. Şöyle ki QR kodlu ya da devlet onaylı ya da belediye onaylı Çin vizesi için gerekli business vize için davetiye alabilmek için iki firma arasında ticari ilişki olması gerekiyor. Yani Türkiye'deki bir A firmasıyla Çin'deki bir B firması. Fakat Çin deyince insanlar bazen bu konuda hatalı davranabiliyorlar ya da eksik bilgilendirdikleri için ya da bilgileri Çin konusunda yeterli olmadığı için yanlış hareket edebiliyorlar. Yakın zamanda çok yakın bir arkadaşımın da başına geldi. Geçen sene Çin'de bir şirketle yaklaşık 500 bin Amerikan doları bir ticaret yapmışlar. Sektör bağımsız olarak konuşuyorum. Bu bütün sektörler için geçerli. Ve arkadaşım bunun üzerine tabii bu kadar iş yaptıktan sonra Çin'e gelip fabrikalarla biraz daha yakın ilişki geliştirmek istemiş. Bu da gayet normaldir. Fakat daha önce uzun zamandır, son 5 senedir en azından Çin'e de gelmediği için dediğimiz gibi bu videonun başında da bahsettiğimiz gibi QR kodlu devlet onaylı ya da belediye onaylı davetiye alınması gerekliliği ortaya çıkmış. Tabii bu durumda firma bunu yerine getirememiş. Tabii arkadaşım da çok sinirlenmiş ve nasıl olur? İşte 500 bin Amerikan doları ciro yapıyoruz. Sen bana ufak bir davetiyeyi bile sağlayamıyorsun diye adama bir hışımla girişmiş. Tabii adamcağız da yani elinden gelen bir şey olmadığını, sistem gereği bunu yapamadığını, sebebinin de iki firma arasında bir trading şirketinin kullanıldığı yönünde. Yani Türkiye'deki A şirketiyle Çin'deki C şirketi arasında bir de ortada bir B şirketi var. Bu nasıl olabilir diye sorabilirsiniz. Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Bunun çok basit bir açıklaması var. Trading şirketleri genelde burada ya Hong Kong merkezidir ya da yeni açılan ve promote edilen Hainan merkezidir. Bu anakarada sayılmıyor bu şirketler. Böyle serbest bölge statüsünde sayılıyor. Dolayısıyla
Çin devlet onaylı bir davetiye istediğinizde QR kodlu, barkodlu, belediye onaylı vesaire A şirketiyle C şirketi arasında olması gerekiyor. Yani Türkiye'deki A şirketiyle Çin Anakara'daki yani Mainland China dediğimiz C şirketi arasında bir ticari ilişkinin mal alım satım ilişkisinin olması gerekiyor. Bunun da minimum limiti 1500-2000 dolar arkadaşlar. Eğer Çin'deki A şirketi, Çin'deki C şirketiyle Türkiye'deki A şirketi arasında arada bir üçüncü bir trading şirketi, Hong Kong şirketi gibi bir şirket olmadığı takdirde eğer bir business ilişkiniz varsa bu davetiyeyi kolaylıkla aldırabilirsiniz. Kolaylıkla dediğime bakmayın, yine süreç bir 10 günü buluyor. Çünkü bu davetiyeyi alabilmek için Çin'deki Anakara Çin'deki C şirketi bayağı bir efor sarf etmesi gerekiyor. İşte belli bir platform var, oraya evraklarını yüklüyor, ofisinin resimlerini çekiyor, eleman sayılarını raporluyor falan filan. Mesela gerçek ofisi yoksa Çin'deki C şirketinin bu davetiyeyi alamayabilir. Ya da gerçek bir business'ı yoksa, kağıt üstünde bir şirketse bunu alamayabilir. Bu tarz opsiyonlar var. Ya da dediğim gibi arada Hong Kong ya da Hainan şirketi gibi özellikle aracı şirketler kullandıkları zaman Hong Kong her ne kadar Çin'e bağlı bir eyalet statüsünde olsa da ya da bir özerk bölge statüsünde olsa da Anakara Çin sayılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla faturalarınıza dikkat edin. Mesela Çin'deki bir supplier'la çalışıyorsunuz. Eğer onun fatura kestiği şirket Hong Kong şirketi ise size devlet onaylı, QR kodlu ya da belediye onaylı o istediğiniz business vize için gerekli davetiyeyi veremez. Bu teknik olarak mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda ısrarcı olmayın. Anakara şirketlerle çalışmaya çalışın eğer böyle bir ihtiyaç ya da planlamanız varsa. Fakat burada da başka sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü Anakara şirketle çalıştığınızda evrak işleri daha fazla sürüyor. Yani atıyorum para transferleri daha uzun sürüyor. Ya da evrak sevkiyat işlemleri daha uzun sürüyor. Ya da başka başka sorunlar çıkabiliyor. Mesela Anakara şirketleriyle çalıştığınızda adam mutlaka KDV'li size fatura kesmesi gerekiyor. Sonra onu geri iade alması gerekiyor vesaire vesaire şeklinde sorunlar var. Anakara şirketlerle tabii yuan transferi falan da yapabiliyorsunuz. Bu son derece kolaylaştırıyor işi ama yine evrak işleri fazla. O yüzden insanlar evrak işleriyle ulaşmak istemedikleri için, boşu boşuna vergi vermek istemedikleri için, yani ihracat amaçlı vergi vermek istemedikleri için ve onu geri almak işlemleriyle uğraşmadıkları için arada Hong Kong şirketleri gibi B şirketi dediğimiz arada bir aracı şirket kullanıyorlar. Bu aracı şirket kendilerine ait olsa bile bu davetiyi Hong Kong şirketleri çıkartamıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi iş hayatınızda öneririm. Bunun dışında ilave sorularınız olursa ne gibi işte Hong Kong'a nasıl gelebilirim, Çin'e nasıl gelebilirim, oradan nasıl yatırım yapabilirim, nasıl şirket kurabilirim, bunların artıları avantajları nedir diye sorarsanız bu konularda benden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Fakat bunlar maalesef ki ücretli. Önce bir ön görüşme yapıyoruz. Sizin burada yapacağınız hedeflere istinaden burada bir atıyorum satış pazarlama aktivitesine istinaden, bir markalaşmaya istinaden. Çünkü Çin çok büyük bir pazar ve buraya giriş kapısı da en kolay Hong Kong'dan. Yani siz önce Çin'e mal satmak istiyorsanız önce mutlaka Hong Kong'a mal satmalısınız ki orada bir mal otursun ya da hizmetiniz bir otursun. Ondan sonra Anakara şirkette kurarak Çin'e satış pazarlama aktivitenizi yaparsınız. Ben bu konuda direkt Çin'e şirket kurmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü Çin'i bilmeden, tanımadan direkt gidip Çin'e yatırım yapan insanlar çoğu zaman başarısız oluyor. Niye? Dil sorunu yüzünden. Yani okuyamadığımız için, anlayamadığımız için. Bu konuda profesyonellerle çalışsak bile maalesef beklediğimiz hizmeti ya da beklediğimiz sonuçları alamayabiliyoruz. Yaşanan tecrübeler hep bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu konularda benden detaylı olarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bir ön görüşme yaparız. Sizin ihtiyaçlarınıza binaen bir ücret belirleriz. Ondan sonra benimle çalışırsınız. Buradaki üreticilerin bulunması, buradaki üreticilerin gerçek üretici olup olmadığı, onların evrak kontrolleri,
Onların kalite kontrolleri konusunda bana yazabilirsiniz. Zaten yakın zamanda Şanghay'daki solar enerji fuarına da gideceğim. Bu Haziran ayında gerçekleşecek biliyorsunuz. Bununla ilgili postlarım devam ediyor hem LinkedIn'de hem Instagram'da. Burada yeni bir yatırımımız da var. Wise Solar olarak. Orada da Türk şirketlerine Çin'deki operasyonları konusunda yardımcı olmayı hedefliyorum. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bayağı bir 10 dakika konuşmuşum sabah enerjisiyle. Size hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.